Diyabet ciddi bir hastalık, sağlıklı ve uzun bir hayat için dikkatli olmak, sık sık şeker ölçümü yaptırmak gerekiyor. Özellikle tip 1 diyabet hastası olan çocuklar için bakım çok önemli. Bu konuda ailelere büyük görev düşüyor. O ailelerin yıllardır çözülemeyen bir sorunu var. Çocuklarının iğneden acı içinde şişen parmakları. Özayra'da anlattılar, çocuklarımızın acısı dinsin dediler. Peki o acı nasıl diner? Hep birlikte izliyoruz. Ya bu çok acıyor. Uyuşuyor. Yüreğim sızlıyor yani, yüreğim sızlıyor. Türkiye'de binlerce çocuk tip 1 diyabet yani şeker hastası. Tedavisinde en önemli etken kan şekeri ölçümü. Bu da genelde parmak ucundan bir damla kan alımıyla yapılıyor. Bitmesini istiyoruz artık. Ölçüm yaptığımızda ve deldiğimizde acımaya başlıyor. Haklılar da. Bu haberin içeriği sağlık. Başrolde ise tip 1 diyabet hastası çocuklar. Yani onlar var. Aslında onların elleri, parmakları, parmak uçları var. İbrahim, Alin ve Esra. Onlar binlerce çocuktan sadece üçü. Kendileriyle aynı kaderi paylaşan tip 1 diyabet hastası olan arkadaşları gibi sorunları parmaklarında. Esra Kaya nasırlaşmış parmak uçlarını gösterdi. Derinin altında beyaz noktalar. Parmak uçlarına gün içinde en az 5 kere iğne batırıyor. İbrahim Kule'de Esra Kaya da şeker hastası olan birçok çocuğun çektiği sıkıntıyı dile getirdi. Çay içmek istiyoruz ama bardağı tutamıyoruz. Çünkü tuttuğumuz anda ellerimiz acıyor ve uyuşmaya başlıyor. Elimizi hiçbir yere basamıyoruz. Çok acıyor. Yani bitmesini istiyoruz artık. Onlar kadar anneleri de bu durumdan dertli. Sürekli günde 12-13 defa ölçüm yapıyoruz. Acaba çocuğumun şekeri düştü mü, yükseldi mi? Yani uyuyamıyorum yani. Kalkıyorum gece yarısı o çocuğun parmaklarını deliyorum. Fatma Kule İbrahim'in annesi. O yetişkin olana kadar onun pankresi benim yani. Gül Ayşe Kaya Esra'nın annesi. Çocuğum her parmağını deldiğinde sanki ciğerlerine böyle değişik bir acı gelmesi. Şu anda yani konuşmak bile kelimelerle yetersiz bunu anlatmaya, açık söyleyeyim. İki annenin ortak dileği. Çocuklarımızın acılarını dinmesini istiyoruz özellikle. Sensör devlet karşılası. Çocukların acısına son verecek olan cihaz şeker hastası olan küçük Ali'nin kolunda. Kolundaki sensör parmağını delmeden şekerini ölçüyor. Yanında çıkan ok işaretleri bize şekerin gidişatı yönünde karar vermemizi söylüyor. Evet, Vidinlioğlu ailesi kızlar için bu cihazı kullanıyor. Ama maliyeti bel büküyor. Bize aylık maliyeti ortalama 750 liranın üzerinde. SGK kapsamında değil. Değil. Klasik şeker ölçüm setindeki strip ölçüm çubukları için SGK geri ödeme yapıyor. Ancak fiyatı 300 ile 1100 lira arasında değişen iğnesiz şeker ölçümü yapan cihaz SGK kapsamına girmiyor. Üstelik sensörü 14 günde bir değişmek zorunda. Bu da ayrı bir maliyet. Bize aylık maliyeti 750 liranın üzerinde. Aileler çocukların sağlığı, güvenliği için sensörlerin SGK kapsamına alınmasını istiyor. Biz röportaj yaparken küçük Ali'nin elindeki cüzdan dikkatimizi çekti. İçinde bir sürü bozuk para vardı. Ne olacak bu paralar dedik. Arkadaşlarımın canı yanması için ölçüm cihazımdan alacağım. Bizim söyleyecek sözümüz kalmadı. Aslında söyleyecek bir sözümüz var. Ama önce Ali'ne sorduk. Şimdilik bunun içindekiler yetmez mi? Yetmez. Çok paraya ihtiyaç var değil mi? Evet. Aslında o kadar çok paraya da ihtiyaç yok. Şayet SGK kapsamına girerse Ali'nin gibi birçok çocuk o cihaza sahip olabilir.